kein Sorbitur. Bulutlar dönmüyor. Gün erken kararsa, güneş erken doğuyor. Bilinçler açık sözde, bedenler birer makine. Ne ruh kalmış ne hisler, yürür mü hayat böyle? Zor sarı seni yaşam tek ihtiyacın. Bir akrep bir yel kovan, döne döne geçer zaman. Kalsan hiç olmuyor, kaçsan da yakışmıyor. Nasıl bir denklemse bu çözülmüyor. Zor aynaya bu sen misin? Bile bile ne hale geldin? Kıramazsan bu çemberi daha da çok sürüneceksin. Zor sarı seni yaşam tek ihtiyacın. Bir akrep bir yel kovan, döne döne geçer zaman. Zor sarı seni yaşam tek ihtiyacın. Bir akrep bir yel kovan, döne döne geçer zaman. Bırakmak gerek bazen kendini oyunun ritmine. Aydınlık içinde zaten çıkar günün birinde. Zor sarı seni yaşam tek ihtiyacım. Bir akrep bir yel kovan, döne döne geçer zaman. Geçer zaman, oh, oh, oh. Döne döne geçer zaman, oh, oh, oh. Tabii grubumuzun ismi Arıza Kontrol Saati. Daha önce hala aktif olan Alkere isimli bir progresif metal projesinden ek proje olarak buna evrildik. Aslında 2015 gibi kurulduk diyebiliriz. Yani şöyle aslında bizim daha eski hepimizin çocukluk arkadaşı olduğu gibi bir durum var. Yani ben Berzan'la, keza Faruk'la, liseden belki daha bile eskiden 15 seneden tanıştım. Fazla oldu ya. 15 seneden fazla oldu ama müzik yapmaya karar vermek bizde biraz daha süreçti abi. Yani onun hikayesi 2015 diyebiliriz. Alkera'nın, bizim işte klavyecimiz var bir de. Onunla beraber Alkera oluyor. Alkera'nın çıkışıyla beraber aslında kurulduk diyebiliriz. Sonrasında Ozan aramıza katıldı. Yani yaklaşık bir 3-4 ay oluyor diye tahmin ediyorum. Yani ben de çok takip etmedim ama. Yani gruba gireli yaklaşık. Hani artık ben zaman takip etme ihtiyacı hissetmiyorum. O kadar benimsedim ki grubu gerçekten. Hani sanki yıllardır beraber çalıyormuşuz gibi bir uyum içerisindeyiz. O açıdan böyle şeyleri umursamıyorum diyebilirim. Nerede hayallerim, neredeyim ben?
yaptı hatıralarım. Neredeyim ben? Sırt çantamda sorularım, atladım motoruma. Gidiyorum bilinmezliğin biteceği yerde bekliyorum. Sırt çantamda sorularım, atladım motoruma. Gidiyorum bilinmezliğin biteceği yerde bekliyorum. Yabancı bana aynalar, tek gördüğüm yansımalar, tanımadığım hayatlar. Nerede hayallerim, neredeyim ben? Neredeyim ben? Nerede hatıralarım? Neredeyim ben? Sırt çantamda sorularım, atladım motoruma. Gidiyorum bilinmezliğin biteceği yerde bekliyorum. Sırt çantamda sorularım, atladım motoruma. Gidiyorum bilinmezliğin biteceği yerde bekliyorum kendimi. Bu aslında değişkenlik gösterebilen bir süreç. Her zaman aynı şekilde ilerleyecek diye bir durum yok ama birimiz büyük bir ihtimalle bir fikir ortaya koyuyoruz. Ve daha sonra diğer arkadaşların da katılımıyla o fikri harmanlayıp tam bir müzik projesi, grup projesi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu fikir benden çıktı da oluyor, Yalçın'ın da yarattığı oldu şu ana kadar. Berzan'dan da aynı şekilde gelmiş oldu ve yaptığımız işte bir ortaklık var. Birlikte hareket ediyoruz yani o şekilde. Tutan ipleri kes ve geri dönme. Müzik
kulaklarımdan tek bir ses. Sus ve dinle, sıyıkladın her bir hece. Daha derinde mesafeler kısa aslında sen varken aklımda. Gel bu gece gör beni unuttuğum gibi. Dolu dolu mu gözlerin bıraktığım gibi. Son bir kere daha uyalım mı senle şeytana. Düşünme, seni tutan ipleri kes ve geri dönme. Sandığın gibi değil. Oh, mesafeler kısa aslında sen varken. Gel bu gece gör beni unuttuğun gibi. Dolu dolu bu gözlerin bıraktığım gibi. Son bir kere daha uyalım mı senle şeytana. Bir kere daha. Mikrofon bana geldi. Ciddi bir durum gibi algılıyorum şu an. Hedeflerimiz abi, biz aslında müzik yapmak istiyoruz. Yani çok radikal bir hedefimiz yok. Şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi hedefimiz yok. Biz müzik yapmak istiyoruz. Müzik yaparak var olmak istiyoruz. Keza Alkere için de geçerli o. Alkere biraz daha Türkiye'de zor bir tarz. Progresif metal olmasından ötürü. Arıza Kontrol Saati'yle Türkiye'de var olmak şu an ilk hedefimiz olabilir. Bu tabii şöyle anlaşılmasın, yani yanlış bir anlaşılma olmasın. Hani Arıza Kontrol Saati'yle hani Erkereli olamadık diye işi gibi bir algısı olmasın bu işin. Yani ikisini de biz çok seviyoruz. Yani bir tanesi alternatif rock, bir tanesi progresif metal. Bizim abi tek derdimiz müzik yapmak. Tabii güzel konserlere çıkmak istiyoruz, büyük konserlere çıkmak istiyoruz. Televizyon, bunun gibi televizyon programlarına katılmak istiyoruz. Albümler, single'lar, EP'ler çıkartmak istiyoruz. Yani şimdiye kadar herhangi bir grubun yapmış olduğu her şeyi yapmaya talibiz hocam. Müzik işte abi.
Bir yanım kal diyor, diğer yanım gitmeli. Bu nasıl çelişki gündüz ile gece gibi. Yok geçmiyor, yalanların avutmuyor beni. İnat etsek bile geçen zaman bu gelmiyor geri. Kalınca içinde kaybolan hevesleri. Vursan başını ne yara. Şu geçtik artık, sana da günah, bana da günah. Vursan başını ne yarar? Bir yanım kal diyor, diğer yanım gitmeli. Bu nasıl çelişki gündüz ile gece gibi. Zihnim unutsa da ruhum mühürlendi. Vursan başını ne yara. Duvarlardan duvarlara. Kaçsam senden. Şu geçtik artık, sana da günah, bana da günah. Vursan başını ne yara. Vursan başını duvarlara, kaçsam senden uzaklara. Vursan başını ne yara. Duvarlardan duvarlara. Kaçsam senden kime zarar. Şu geçtik artık, sana da günah, bana da günah. Vursan başını ne yarar. Kaçsam senden kime zarar. Doğruyu yanlışı geçtik artık, sana da günah, bana da günah. Vursan başını neye yarar. Şimdi davulcular olarak bakarsak, Mike Portnoy'u çok seviyorum ben, Thomas Lang'i, Gavin Harrison'ı bayağı seviyorum. Onun dışında ilham aldığımız gruplar, ben Foo Fighters çok seviyorum, Alter Bridge çok seviyorum, bilmem Muse seviyorum, Dream Theater'ı çok seviyorum. Abi bir de bende galiba blues var ya, yani ben bayağı folk ve blues rock bayağı seviyorum yani. Hani kimi örnek versem bilmiyorum şu an ama bayağı seviyorum. Bunlar, Led Zeppelin'leri falan saymıyorum yani, o güruhlar abi, o canahlar. Yani çok farklı değil aslında. Yine aynı kökenlerden hoşlanıyoruz ama hani özellikle bu yaptığımız tarzda yani Richie Kotzen diyebilirim. Audioslave, rahmetli Chris Cornell. Allah rahmet eylesin. Tabii tabii. Toprağı bol olsun gerçekten. Çok büyük bir kayıp lan yani. Çok büyük. Kimse kalmadı başka Richie zaten. Richie Kotzen da zaten bak dikkat edersen Chris Cornell öldükten tabii, tabii. Sonra biraz.
Çünkü aynı ses aslında neredeyse, sadece bir de üstüne gitar virtüözü yetmiyormuş gibi. Bence daha yakışıklı orada. Çıplak ayak geziyorsun. Eddie Vedder'dır. Yani o abilerden diyebilirim. Your ass belongs to me now.
Benim ağırlıklı olarak bir progresif hastalığım var. O yüzden hani Camel, Steven Wilson, Dream Theater gibi ekipler daha fazla ilgimi çekiyor. Ve ilham aldığım kaynaklar daha çok bu tarz kaynaklar. Onun dışında caz gitaristlerini çok beğeniyorum. Guthrie Govan gibi, Alan Holdsworth gibi. Genelde gitaristler iyidir zaten. Bir dakika ya, bu nasıl? Kötü gideriz yoktur. Ülkü bir söylem oldu yani. Benim söylemek istediğim çoğu sanatçı zaten burada söylendi. Muse mesela benim için bayağı bir ilham kaynağıdır. Özellikle Arıza Kontrol Saati için ilham kaynağı alabileceğim en güzel gruplardan birisi. Ama onun dışında keza Dream Theater da benim çok sevdiğim sanatçılardan. Periferi vardır, çok severim. Tesseract vardır, çok severim. Ben biraz daha bu tip güncel şeyleri takip etmeyi daha çok seviyorum. Fakat gelin görün ki Foo Fighters'ın, Audioslave'in, bunların yeri her zaman ayrıdır. Bir Soundgarden, değil mi? But no one knows
you give to me. No one now. Milyon TV'nin ben kurulmuş olmasına ve devam ediyor olmasına çok aslında seviniyorum. Yani çünkü uzun zamandır Türkiye'de müzik açısından yer alacak kanallar azalmıştı, azalıyordu da. Bu açıdan şanslıyız. Hani bizler de izleyiciler ve dinleyiciler olarak hani çalmanın yanında. O yüzden takipte kalmalarını ve destek vermelerini istiyorum herkesin. Yani bizler dahil. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. Onun dışında da Milyon TV aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla bizleri takip edebilirler. Bizim sahnelerimizi işte gerekli mecralardan biz paylaşıyoruz. Hatta 28'inde şu an bir sahne yapmak gibi bir durumumuz var. İzleyicilerimiz takip ederlerse işte mekanı İstanbul'da Kadıköy'de yapılacak. Hani mekanı, saati, adresi oradan ulaşabilirler. Instagram, Twitter, Facebook hepsinden ulaşabilirler yani. Hepsinde arıza kontrol saati olarak zaten. Zaten bu isimde başka bir yapı olmadığı için muhtemelen çok zorlanmayacaklardır. Neden isim böyle acaba? Acaba değil mi? Müziği desteklesinler. Geçen zaman bu gelmiyor geri. Kalınca içinde kaybolan heveslerim. Nasıl çelişki gündüz ile gece gibi.